ona tıkladık ve debug area geldi. Ya da buna tıkladığınız zaman sağdaki utility area'yı gizleyebiliyorsunuz. Bunun gibi özellikler. Şimdi kısaca bahsedeyim. Proje area kısmımız şurası. Toolbar kısmı burası. Utility area burası. Debug area burası. Ve kodları yazdığımız kısımda editor area olmakta. Toolbar kısmından bahsettik. Bu düğmelere az sonra değineceğim söylemiştim. Şimdi proje area'ya gelelim. Proje area'da sizin kod uygulamanızı çalıştırabilmeniz için gerekli dosyaların olduğu bölümdür. Burada application delegate dediğimiz dosya hazır bir dosyadır. Siz oluşturmuyorsunuz. İçerisine bazı eklemeler yapabiliyorsunuz uygulamanızın özelliğine göre. Lakin bu sizin ekranınızın oluşması için default gelen hazır bir dosya. View Controller Swift. Bu dosyanız sizin normalde ekranınıza ait bir dosya. Şu an mesela simülatörü run ettiğimizde şimdi biraz daha iyi anlayacaksınız View Controller'ı. Mesela böyle bir ekran geldi. Mesela siz bir controller'a, bunları daha sonra göreceğiz ama daha iyi anlaşılması için şimdiden böyle bir reddettiğiniz zaman mesela. Mesela red oluyor, yani kırmızı oluyor. Anladığınız üzere bir controller sizin aplikasyon dosyanızdaki ekranın ya da ne diyeyim görüntünün ya da sayfayı kodlarla kontrol ettiğiniz Swift dosyası. Main storyboard ise şöyle söyleyeyim. Sizin mesela bu ekranı görsel araçlarla, objelerle düzenleyebildiğiniz kısım. Şu an ben Xcode 10'u kullanıyorum. Daha önceki sürümlerde burada Object Library hazır olarak geliyordu utility area'nın kısmında. Lakin şu an hazır olarak değil. Onun da bir kısa yolu var. İlk önce söyleyeyim. Object Libraries View Libraries veya Show Library olarak ekrana getirebilirsiniz. Ya da şöyle tıklayayım. Shift Command L'ye basıp da Object Library ekranı getirebilirsiniz. Mesela biz bir tane button ekleyip button'ı ekledik şu an ekrana. Buradaki mantığı anladınız isterseniz tam net olmadı bir daha göstereyim. Shift Command ile button tutuyorsunuz ve sürükleyip içeriye bırakıyorsunuz. Button gibi birçok objeyi daha sonra göstereceğiz. Mantık Main Storyboard'un objeleri ekranınızda, aplikasyonunuzda nasıl bir tasarım yapacağınızı görsel araçlarla düzenleyebiliyorsunuz. Mesela bu eklemeyi kodlarla da yapabilirsiniz. Bunları ilerleyen derslerde tabii ki göstereceğiz. Bunu böyle bahsettik. Assets kısmında ise buraya sizin uygulamanız içerisinde kullanacağınız resimleri sürükleyip bırakabildiğiniz bir kısımdır. Bundan sonra buraya eğer uygulamanızda resim kullanmak istiyorsanız ilk önce buraya eklemeniz gerekiyor. Buraya ekledikten sonra bir controller'dan çeşitli kodlar yardımıyla atıyorum butona resim eklemek istiyorsanız butona resim eklemek için gerekli kodları giriyorsunuz. Buradaki önemli dosyalar burası. Project Area kısmı bu. Project Area kısmında biz şu an Project Navigator kısmına baktık. Şimdi Search en önemlilerinden biri de Search. Search Navigator kısmı da sizin mesela şurada Project Navigator kısmına gelelim. Burada mesela burada çok az bir dosya var çünkü yeni oluşturduk. Ama
kısmını uygulamanız çok kapsamlı olabileceği gibi burada çeşitli dosyalar bulunabilir. Ve siz bu dosyalarda hangi değişkenin nerede olduğunu hatırlamayabilirsiniz. Ama değişken mesela aklınıza geliyor. Mesela az önce yazdığımız bir background. Pardon. Mesela yazdık ve karşımıza geldi. Bunu tıkladığımız zaman o dosyayı direkt karşımıza getirir editör ya da search area buraya yarar. Şimdi bir de karşımıza önemli olan error navigator kısmı var. Şu an farkındaysanız sarı error warning'ler karşımıza geliyor. Mesela burada sarının gelmesinin nedeni butona, mesela az önce eklediğimiz butona ölçü vermedik. Ekran üzerinde nerede konumlanacağını ölçüsünü vermedik. Onun mesela şu an bize warning'ini gösteriyor. Sarı olabileceği gibi, mesela şöyle söyleyeyim, sarı olabileceği gibi kırmızı warning de olabilir. Sarı ile kırmızının arasındaki fark, sarı warningler geldiği zaman uygulamanızı simülatörde çalıştırabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere simülatör çalıştı. Simülatörü kapattık. Bu hatanın gelme sebebi command queue'da kapattığım için geldi. Mesela şurada bir harfi yanlış yazalım. Kırmızı bir error geldi. Fark ettiyseniz burada da geldi. Mesela bunu tıkladık. Zaten hala hazırda burada. Mesela şu an başka bir dosyada olalım. Buraya gelelim. Bunu tıkladığımızda mesela yine editörler ya da nerede hata yaptığınıza dair direkt sizin ekranı karşınıza getiriyor. Şimdi simülatörü run etmeye çalışalım. Olmadı. Kısaca sarıda run edebiliyorsunuz simülatörde ama yine bir hata var. Kırmızıda da run ettiğinizde simülatörde göremiyorsunuz uygulamanızı. O hatayı düzeltmeniz gerekiyor, öyle söyleyeyim. Mesela sarı warning önemli mi, önemli değil mi diye şimdi size göstereyim. Mesela bir daha tekrar run edeyim. Main serverboard'a gelelim. Mesela şimdi sizin interface area design, yani main storyboard'da button konumlandırdığınız yerle simülatördeki yer farklı. Mesela şu an tıklıyorum ama herhangi geçince kod olmadığı için herhangi bir işlev yapmıyorum button. Bunu yine ileride göstereceğim. Farklı. Bunun nedeni ölçüyü girmediğiniz içindir. Mesela sarı warning'lerin de önemi burada. Şimdi toolbar area'dan bahsettik. Project Navigator ya da area'dan bahsettik. Editör area'yı anladığınız üzere kodların olunduğu bölüm ya da main storyboard gibi kısımda görsel araçlarda dizayn yapabildiğiniz kısmı içeriyor. Editör area. Bir de utility area'mız var. Mesela şuradan button'ı seçtik. Utility area'ya geldik. Burada bir folder kısmı var. Burada işte dosyanızın nereye kaydolduğu bilgileri var. Hangi proje altında, yani target'ın üyesi olduğunu söylüyor. Burada şu an button seçili, button'la ilgili discussion ve özel bilgiler var. Buralara geçiyorum hemen. Burada mesela kendinize ait spesifik button oluşturdunuz. Mesela burada class'ını seçebiliyorsunuz. Şu an oluşturmadığımız için boş. Ve bunlara ileride değineceğiz. O class'ı seçip bu button'ı o özelliklere direkt atayabiliyorsunuz. Burada yine çeşitli, mesela button seçili, image ekli olsaydı image olacaktı ya da text olsaydı static text olacaktı. Burada user interaction enabled kısmı var. Bu da atıyorum button'a tıkladığınız zaman herhangi bir fonksiyon varsa içerisinde o button akabinde tıkladığınızda o fonksiyonu çalıştırması için
User Interaction Enabled'ın seçili olması lazım. Bunu koddan da ayarlayabiliyorsunuz. İlerleyen derslerde bunlar çok basit gelecek zaten size. Hiç buradan tıklamayacaksınız bile. Button'lara direkt koddan yapacaksınız. Burada da mesela button ya da atıyorum text field ekli olsaydı text field olacaktı. Kusura bakmayın. Mesela burada text color ne olacak? Atıyorum kırmızı yaptık. Kırmızı oldu. Gölgesi ne olacak? Button'a image eklenecek mi? Background'ı ne olacak? Gibi işte burada text'in sağ mı, sola mı, ortaya mı, nereye yaslayacağınız var. Burada ise işte background color'ı var. Buradan seçiyorsunuz. Mesela atıyorum maviyi seçtik, mavi oldu gibi özellikler bu kısımda. Buna tıkladığınızda da button'ın ölçülerini ekran üzerinde verebilmenizi sağlıyor. Ölçü vermeniz için hem burası hem de burası değil, pardon. Buradan da button'a ait ölçüleri size verebiliyorsunuz. Button'a tıklayalım. Burada da button'ınızı şimdi göstereceğim. Tanıtmış olduğunuz bir yere connection'ı bağladığınız hangi Swift dosyasıyla ilgili şey var. Şu an herhangi bir connection olmadığı için şu an button'da herhangi bir seçili yok. Şimdi onu geçelim. Buradaki düğmeler önemli. Mesela şu an main storyboard'dayız. Bunu tıkladığımız zaman editör aryayı iki parçaya ayırıyor. Birisi main storyboard, birisi de sizin Swift dosyanız. Normalde button'a ait işlemleri yapabilmeniz için mesela siz bunu tanıtıyor olmanız lazım. Bu connection'ı yapmanız lazım diyelim ya da. Burada çıkış mı verecek, action mı verecek? Button'lar genellikle action verir. Burada hangi bir controller mı, hangi dosyaya ait olduğu. Burada mesela isim verebilirsiniz. Button diyelim. Pardon. Burada da hangi özellik olacak? UI button olacak. Burada da atıyorum hangi touch-up insight, mesela button'a tıkladığınızda mı olsun ya da dışında tıkladığınızda mı olsun, değişik seçenekler var. Button genellikle zaten nedir? Üzerine içerisine tıkladığınızda. Mesela connection'ı yaptığınızda şu anda utilitarya'da connection kısmında gördüğünüz üzere burada connection'ını gösterdi. Utilitarya'da bu connection kısmı da bu işe yaramaktadır. Son kısım olarak da debug area'ya gelelim. Debug area şu an mesela halihazırda kodu yazarken gözükmüyor. Lakin siz tabi simülatörde çalıştırdığınız zaman debug area karşınıza gelecek. Mesela bakalım. Debug area geldi. Şu an debug area'da herhangi bir değişken göremiyoruz. Çünkü zaten şu an kodumuz boş. Debug area'nın olayı sizin projenizdeki değişkenleri şu kısımda gösteriyor. Ve şu kısımda da projenizle ilgili hata mesajlarını da buradan görebiliyorsunuz. Şu an hala hazırda herhangi bir şey olmadığı için çıkmadı. Zaten ilerleyen derslerde projeleri yapa yapa buradaki debug area'daki hataların ne anlama geldiği, hata geldiğinde nereye bakmamız gerektiği ya da atıyorum bir yere kod içerisinde breakpoint eklemeniz ki şu an gösteriyor. Mesela bu şekilde tıklayarak durma noktası ekleyebiliyorsunuz projenizde koyarak debug area'dan yararlanabiliyoruz. Arkadaşlar teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kısaca Xcode Interface Area'nın kısmı bu. Bir sonraki derste Swift'in programlama dilini, temellerini öğreneceğiz. Ellerimizi biraz da Swift'te kirleteceğiz. O kısımda da daha önce dersin başına bahsettiğim Playground kısmında size Swift programlama dilinin temellerini göstermiş olacağız. Teşekkürler, iyi günler.